Merhabalar sevgili dostlarım. Hepinizi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu videomda ilk kez bana yapılan bir iftira veya itibar suikastçılığına karşı cevap hakkımı kullanacağım. Kendimle ilgili iddialara dile getirirken yine ilmi ciddiyetten taviz vermemeye çalışacağım. Birçok kez de bana itirazlar dedim, iftiralar olmuştur. Bunları dikkate almam, ilmi ciddiyeti yoksa insan yerine koymadığım adamların lakırdırlarını da gündeme getirmem. Bunda da aslında tavrım aynıydı. Bir zat benimle ilgili video çekmiş, birileri bana da gönderiyorlar, hocam cevabınız ne olur falan diye. Hatta paylaştığım şeyin altına paylaşıyorlar, hani görsün hoca diye veya işte hocanın ne mal olduğu ortaya çıksın diye. O nedenle de kısa çekmeyi düşünüyorum videoyu ama aslında dile getirilenlerin her birisini çok derinlemesine izah etmem gereken konular. Kim olduğunu, ne olduğunu bilmiyorum ama yani kisvesiyle, kostümüyle baktığınız zaman tipik bir The Müslüman tiplerinden birisi. Adeta şeytanın kıl bulmuş, sarık sarmış hali. Geçmiş milletin karşısına nasılsa kalede boş ve atıp tutuyor. Yutacak koca da kitle var. İsmini zikredemeyecek kadar bir zavallı, bir iki yüzlü, iftiralarıyla ve ele aldığı konuları nasıl çarpıtmasıyla ahlakının hangi standartta olduğunu belgelemiş bir varlık. Bizi güya o kirli ağzına pelesenk etmiş. Şimdi ben buna nasıl cevap vereyim? Yani bir laf vardı ya, cin olmuştu adam çarpıyor. Sorun aslında bunların cehaleti, bunların etik değerlerden yoksun olması değil. Sorun bunları hoca sıfatlı olarak görüp de bunlara itibar edenlerde. Zaten güçleri de buradan. Yoksa bunların ne ilmi ciddiyetleri, ne ilmi derinlikleri var, ne herhangi bir şey. Kostümlerini çıkar, bunlara kel aynak gibi ortada kaldılar, kimse itibar etmez. Ama başlarına sardıkları bir bez parçasıyla şeytanlığa soyunurlar ve nasılsa kanacak koca da bir kitle vardır. Buradan geçinirler. Bunlar okumazlar, okuduğunu anlamazlar, sizin anlattığınızı dinlemezler, anlasalar farklı yorumlarlar, dinlediğini kendilerine göre yorumlarlar. Dolayısıyla da zihinlerinde sizi bir yere oturtururlar, buna inanırlar ve sizi bunun üzerinden yargılarlar, iftiralar atarlar ve bu iftira atmak da bunların inancının gereği olduğu için son derece de mutludurlar. Bir Müslüman aslında müfteri olamaz asla, yani mümin diyelim, ama bunlar için iftira atmak inancın veya imanın gereğidir. Dolayısıyla da bunlara niye cevap vermem? Çünkü sizin ne söylediğiniz önemli değil. Onların sizi kafalarında nasıl konumlandırdıkları önemli. Bu itibarla da bunlara cevap verip de vakit kaybetmenin bir anlamı yoktur. Çünkü bu tip sosyal medya soytarılarını insan yerine koyup cevap verdiğin zaman tam bunların potasına, oltasına düşüyorsunuz. Fakat burada yani ben izzeti nefsi de geçtim. Yani bana yapılan itibar suikastçılığını da geçtim. Dostlarım, hocam böyle böyle bir şey var, ne diyorsunuz diye birçok kez beni arayan oldu. Onun için bu konuyu gündeme getirdim. Sırf size olan, beni arayan dostlarım biriyle, sırf beni takip eden dostlarıma saygımdan dolayı. Yoksa bu zavallıları ben muhatap aldığım için değil, bunu baştan söyleyeyim. Çünkü ne desem boş olduğunu ve boş ve anlamsız olduğunu biliyorum. Bunlardan ne edep, ne ahlak, ne izan, ne had, ne hudut, ne bilimsel ciddiyet, ne insanlık. Bunların varsa yoksa sermayesi iftira atmaktır. Gözü dönmüşlerdir. Çünkü az önce saydığım hasletler insana özgü hasletlerdir. Bunlar hedef seçtikleri insanlara hakaret, iftira atmayı hani dinin gereği zannederler ve sizi o potanın içerisine çekmeye çalışırlar. Ve buradan da aldıkları reklamlarla yani ceplerine para indirirler. O yüzden ahlak yoktur, akıl yoktur, izan yoktur, düşünce yoktur, idrak yoktur. İnsanlık zaten hiç yoktur. O yüzden de kesinlikle bunlardan insanlık beklemeyin. Ama daha da kötüsü, koca bir sürü bunları arkadan itekler. Bu hazretimiz de yani birçok şey söylüyor ama üç temel konuda benim hani şey yaptığımı, hani güya benimle ilgili çok önemli iddialar bulmuş. Üç konuda bunları dile getiriyor. Bunlardan birisi Hayber'deki eşek eti meselesi. Birisi bir Twitter paylaşımın. Bir başkası da Cuma hutbesi meselesi. Şimdi ben Hayber'le ilgili meselede ne söylediğimi anlamamış belli ki veya videoyu dinlememiş. Çünkü ben videoyu çok sade, çok açık bir dille anlattım. Yani insanın geri zekalı olması lazım bunu anlamaması için veya zeka sorunlu olması lazım. Ama bilmiyorum yani daha nasıl anlatılabilir.
Fakat anlamadığı belli çünkü dinlememiş. Yoksa o kadar bir insan bön veya avanak olamaz. Çünkü ne diyorum orada ben? Ya demişim ki sahabeye dil uzatmışım meğerse burada. Ve her şeyi de yanlış anlatıyormuşum. Ve sözde de İslam tarihi anlatıyormuşum. Şu olmadı diyormuşum, bu olmadı diyormuşum, şu yok diyormuşum, bu yok diyormuşum. Ne diyormuşum beyefendi, söylesene onları da. Niye söylemiyorsun? İşte kaynak, ama bir taraftan da diyor ki bunun söyledikleri kaynaklarda da geçiyor ama istediklerini alıyor diyor. Ya ben istediklerimi almıyorum. Sizin istemediklerinizi gündeme getiriyorum. Günaydın, günaydın. O yüzden dokunuyor size. Derdiniz bu. Ama diyor işine geldiklerini böyle. Ve bunlar sizin en baba eserlerinizde var. Müsteşrikler gibiymişim. Yok ya. Geldim benim içimdeki imanı sen biliyorsun. Utanmaz. Mucizeyi inkar ediyormuşum. Evet ediyorum. Niye mi ediyorum? Bu konuda ben kitap yazdım. Hazreti Peygamber ve mucize. Ve ben inkar etmiyorum. Kur'an inkar ettiği için ben de ayetin referansını verdim ve okuduğu ayetten başka peygambere mucize, nübüvvetin ispat anlamında mucize verilmediğini söylüyorum. Günaydın. Ankebut 50-51'i okuyun. İsra 59'u okuyun. Başka bir şey söylememe gerek yok. Bunları anlattığım konular. Miraç'ı inkar ediyormuşum. Evet, Miraç konusunda kitap yazdım. İsra ve Miraç diye kocaman 400-500 sayfalık kitap yazdım. Bütün rivayetleri, referansları topladım, doldurdum oraya. Şimdi size ödev. Ananız, babanız, bütün sülaleniz, hani öyle diyor ya Ankebut 50-51'in öncesinde de yani okuduğu vahiyleri inkar ediyorlar ya, siz diyor önce bunları çürütün ondan sonra gelin diyor Kur'an. Ben de şimdi diyorum, siz önce toplayın bütün ahfadınızı, hocalarınızı, hacılarınızı, yazdığım eserlerdeki iddiaları çürütün, bunları yoktur deyin, ondan sonra konuşalım. Ben kitap yazdım, konuşuyorum. Sizin neyiniz var Allah aşkına? Sermayeniz iftira atmak, itibar suikastçılığı yapmak. Ve bunun üzerinden parsa toplamak. Yazıklar olsun ya. İnsan bir küçücük vicdan taşır ya. Emeğe saygı olur en azından. O da yok. Ama dediğim gibi yani okusalar, okumazlar, okusalar istedikleri gibi yorumlarlar. Video çektim ya. Çok yani basit cümlelerle çarpıtırlar. Allah aşkına nesiniz ya siz? Bu din sizden mi soruluyor? Bu nasıl bir mantıktır? Niye derli toplu bir cevap veremezsiniz? Niye hakaret edersiniz, iftira atarsınız? Efendim demişim ki sahabe yağma yaptı. Ben o ifade, videomda öyle bir ifadem hiç yok. Çünkü cahil olduğun için anlamamışsın. Orada onu demiyorum ben. Evladım bak siz Hayber'i bir kale bir seferde alınmış zannediyorsunuz. Hayber'de 3 tane kale vardı. Bunlar Eşşif, Ennatat ve El-Ketibe kaleleri. Bu muhasaralar devam ederken önce Eşşik ve El-Ketibe Ennatat kaleleri alınıyor. Ve burada teslim oluyorlar bunlar. Bir kısmı kaçıyor, diğerleri teslim oluyorlar. Bunlara eman veriliyor. Daha sonra da mücadele devam ediyor. Yani El-Ketibe zaten çok zor alınıyor. 40-45 gün kadar sürüyor Hayber'in muhasarası. Bu sırada açlık çeken bir grup Müslüman dışarıda eşekleri görüyorlar ve bunları kesiyorlar. Fakat bunlar meğerse eman verilen kişilerin eşekleriymiş. Bu adamlar da geliyor diyor ki ey Muhammed sen bize eman verdin. Bak bizim eşeklerimizi kestiler. Peygamberimiz adeta çıldırıyor ve gidiyor etler pişmek üzereyken dökün bunları diyor, döktürüyor. Şimdi bu hikaye bilinemediği için bizim fukaha tutmuş demiş ki peygamber etleri döktürdü ya. Eşek eti haram olduğu için döktürdü. Ya alakası yok. Halbuki Hayber'in öncesinde peygamberimiz Hudeybiye'ye giderken orada bir yaban eşeği avlamışlar. Peygamberimiz de bir kolunu ikram etmişler. Peygamberimiz afiyetle yemiş. Yine Hayber'de açlık çekildiği için at eti yemiş. Ben de bu konuları incelerken yahu yaban eşeği yeniliyor. Peygamber yiyor. At eti yeniliyor. Ya bu ehil eşeğin günahı nedir diye merak ettim. Bir de baktım ki arkasından böyle bir hikaye çıktı. Dolayısıyla da ben bunu dillendirdim. Ve klasik fukahanın da güya buradan bir içtihat yaptığını söyledim. Ve bunun da yanlış olduğunu söyledim. Ve yine de aynı kanaatteyim. Nitekim de işte bakınız Kur'an-ı Kerim'de helal olan, haram olanlar, içecek ve yiyecekler bellidir. Bunun dışındakiler örfe kalmıştır. Mideniz çekiyorsa yersiniz. Eşek eti de yersiniz, at eti de haram değildir. Ama bunu peygamberin döktürmesini bu etin haram olduğuna yorumlamışsınız. Oysa dine hükmü, yani haram, helal hükmünü Allah koyar. Bu çok açık, net. Dolayısıyla da böyle bir realiteden bahsettim ve bunları da son derece basit üslupla anlattım ama yok. Efendim sahabeye ganimet ne demiş? Yağma yapıyorlar demiş. Şimdi bu hakaret etmiş.
Eğer öyle demişse, öyle bir ifadem yok ama o zaman ben size birkaç ayet hatırlatayım. Ya Enfal suresinin başındaki yeseluneki anil enfalden neden bahsediyor? Enfal nedir? Nefil. Ganimetlerden alınan beşte birlik pay. Medine'ye geldikleri zaman ya o peygamber fazladan, ekstradan bize ne verecek diye peygamberin etrafında dolanıyorlar ve en sonunda dayanamıyorlar. Vermeyecek misin ya Resulullah? Bunun üzerine ayet ne diyor? Yeseluneki anil enfal kuyle enfalü lillah diye devam ediyor ayet. Ne diyor devamında? İnnemel mu'minun ellezine izâ zükürallah. Yani müminler o kimseler ki Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri yerinde titrer. Siz diyor Hayber'de Allah adına savaştınız. Allah size beklemediğiniz bir büyük bir başarı nasip etti. Şimdi kalkmışsınız günlük dünya derdine düşmüşsünüz. Bakınız burada Kur'an eleştiriyor. Müminin nasıl olması gerektiğini söylüyor. Keza aynı surenin hızlı konuşuyorum kusura bakmayın konu çok. Aynı surenin 66, 67, 68'lere bakınız. 67. ayette. Ey müminler diyor, yani hani müminlere hitaben, siz gelip geçici dünya menfaatine ne yaptınız? Tamah ediyorsunuz. Burada hani daha savaş bitmemişken ganimet derdine düşen, esir alıp onların üzerindekileri uhdesine geçirmek isteyenlere yönelik bir eleştiri vardı. Ah ben demiyorum, Kur'an söylüyor. Şimdi de buyurun deyin ki iftira atıyor. Hadi bunu dememiştim de ha buyurun. Uhud'da ganimet diye Peygamberimizin konuşlandırdığı cepheyi terk ettiler. Abdullah bin Cübeyr komutasındaki ordunun büyük bir kısmı. 10 kişi falan kaldılar. Gerisi terk etti ve ganimet yüzünden tepe taklak oldu. Yani elde edilen başarı. Ve sonradan Kur'an-ı Kerim'de burada alın Ali İmran suresini 120'den 150-60'lara kadar okuyun. Ben demiyorum, Kur'an söylüyor bak. Yani siz dünyevi çıkarlar peşine düştünüz için Allah da sizi emelinizde baş başa bıraktı. Aha! Günaydın. Bu da size kapak olsun. İbn-i Mesud nitekim de bu tablo için ne anlatıyor biliyor musunuz? Beyefendiler gidin biraz Tabere'den tefsir okuyun veya değişik kaynaklardan, klasik kaynaklar okuyun. Ben diyor o güne kadar Resulullah'ın ashabının dünya malı için bu derece aç gözlü olacaklarını hiç düşünmemiştim diyor. Bu Tabere'nin ifadesi. Tefsirinde de var, tarihinde de vardır. Bu da size kapak olsun. İbni Abbas'tan bir örnek vereyim. Bu da Huneyn'deki tabloyu anlatıyor. Huneyn'de peygamberin başına üşüşüyorlar ya ganimet niye adil değil peygambere ne diyorlar? Adil değilsin sen ganimet paylaştırırken. İbni Abbas diyor ki bunlar diyor yani bu tip insanlar bunlar din değiştirme için gelirler görünürde. Aslında onu görünürde demek istiyor ama rivayette şöyle din değiştirmek için Resulullah'a gelen kişilerdi bu şey yapanlar ganimet. Peygamberi adaletsizlikle suçlayanlar. Bunlar din değiştirmek için peygambere gelmiş kişilerdir ama bunların derdi farklıdır demek istiyor devamındaki rivayette. Ne diyor? Resulullah bu gelenlere sadakalardan yani kamu mallarına pay verdiği zaman bu sahih, bu doğru dinmiş derler. Ama beklentisi karşılanmadığı zaman kötü konuşur ve bu inandığı dini terk ederdi. Bunu kim söylüyor? İbn Abbas. Nerede geçiyormuş bir rivayet hocam? Sizin en baba kaynağınız, iman ettiğiniz Bukhari'nin sahihinde 6. cildin 98. sayfasında birçok kaynakta daha var. Bu da size bir başka kapak olsun. Hani ganimet avcılığı yapmıyorlarmış ya, hepsi böyle tornadan çıkmış çok şey masum ya işte ah bu. Müellefe-i kulüp için Peygamberimizin bu müellefe-i kulübe verdiği maldan dolayı Ensar ne diyor? Kavmine kavuştu diye bizi unuttu diyor. Meğer bizler diyor sadece savaş zamanında onun dostlarıymışız. Nitekim de ganimet taksimine sıra gelince kavmi ve aşireti öncelikli oldu bizi unuttu diyor ve Resulullah onları bir daha ikna etmeye çalışıyor. Bunu vakit uzun uzadıya anlatır. Sonuç itibariyle Hayber'de yaşanan hikaye bu. Benim de anlattığım mevzu hani buradaki bir yanlışlığı düzeltmekti. Çünkü dine hükmü Allah koyar. Ama size göre herkes de koyabiliyor. Siz Allah'tan fazla dini ona öğretiyorsunuz zaten normaldir. Ortada ne bir haram hükmü vardır ne de ganimet avcılığı yaptılar diye böyle bir şey söyledim. Bu tamamen sizin uydurmanız. Ben buradaki mevzunun ne olduğunu izah ettim. Bu kadar. Daha hani detayı da vardır. Bunlara girmeyeceğim. Bir başka konu bana itibar edilemeyeceğini söylüyor ve bunu da Twitter'daki paylaşım üzerinden yapıyor. Yalan söylüyormuşum. Cinlik yapıyormuş. Bakınız ifadeyi görüyor musunuz? Evladım kendinizi tanımlıyorsunuz bunu yaparken. Farkında mısınız aslında? Niye bunu söylüyorum hocam? Diyor ki şimdi Abdullah bin Lehya'dan aktarılan bir rivayet vardır. O rivayeti ben alıyorum, kullanıyorum ve dedi ki diye başlıyorum ve asıl rivayetin bana lazım olan kısmını anlatıyorum ve burada da Abdullah bin Lehya'nın bir iddiada bulunuyor ve diyor ki biz diyor bir şeyi yiyin diyor herhangi bir fikrimizi yaymak istediğimiz zaman
Onu hadis formuna sokardık. Böyle nakledirdik. Bunu birisinden naklediyor. Ben de kestirmeden Abdullah bin Lehya dedi ki diye naklediyorum bunu. Yani naklettiği kişinin ismini zikretmiyorum. Niye? Çünkü karakter yetmiyor. Devamında da diyorum ki bakınız benzer sözü bu Abdullah bin Lehi'a Hammad bin Seleme isnadıyla da nakleder diyorum ve benzer sözü aktarmak için burayı kesiyorum rivayeti. Ama orada benim vermek istediğim bir fikrin yayılması için bunun hadis formuna sokulması. Bu adam ne yapmış şimdi? Mazrufa değil de zarfa yönlendiriyor insanları. Bak diyor Abdullah bin Lehi'a söylemiş gibi gösteriyor. Peki onu görüyorsun burada çakallık yapıyorsun da. Aynı paylaşımın devamında Hammad bin Seleme isnadıyla da bir rivayeti aktardığımı niye söylemiyorsun peki? Kimmiş müfteri? Kimmiş yalancı? Hiç mi utanmazsınız siz? Bu nasıl bir yüz var sizde Allah aşkına? Bu ne biçim ahlaktır? Hiç düşündünüz mü bunları? Bir Müslümana iftira etmek yakışır mı? Bir başka şey, bunun neresi iftira üstelik de? Yani ortada bir şey, ben kaynakta olmayanı mı söyledim? Yok, sadece kestirmeden konuştum. Bir de Anadolu'da bir tabir vardır, lafın vardır. Lafın tamamı aptala söylenir, evladım. Yani ben daha ne diyeyim sizlere? Burada söylediğim çok basit bir şey. Yani Abdullah bin Lehi'a'nın o kaynağı okuyan herhalde sizin kadar o devamını da okumuştur. Daha orada biliyor. Yani ben lazım olan kısmını aldım, onu verdim. Çünkü Twitter'da biz bilimsel makale yayınlamıyoruz. Yani en şey cümlelerle orada ana spot şeyi veriyorsun. Bu kadar. Kalkmış güya sanki burayı çarpıtmışım diye göstermiş. Ha deseniz ki böyle bir ifade yok da kitapta bunu naklediyor anladım. Ama yani ha Abdullah bin Lehi'ye aktarmış ha da o bir başkasından aktarmış. Nitekim de işte Kale dedi ki diye devam eder. Ben de hani detayına girmeden sadece rivayetin o kaynaktan geldiği için ona ait olan kısmını, onun aktardığı kısmını söyledim yani. Bu kadar ya. Bunu insan kalkıp da böyle tezvirata dönüştürür mü ya? Sizin hiç mi izanınız yok, hiç mi ahlakınız yok ya? Üçüncü bir konu da Peygamberimizin hutbeleri meselesi. Ya sevgili dostlarım, hutbe hikayesini ben anlatmışımdır. Burada detayına girmeyeceğim. Ben diyorum ki Peygamberimiz namaz öncesinde de namaz sonrasında da gelen halka konuşurdu. Özellikle Cuma günü. Ama daha sonradan minber 628 yılında yapıldı ve bu sefer minberden hutbe vermeye başladı. Hatta zaman zaman da direğe yaslanırdı. Öndeki kalabalığı, arkadaki kalabalığı da duyurmak için. Uzun metrajlı konuşmaları da hutbeden sonra yapardı. Ve bu yani netice itibariyle Emeviler döneminde hutbelerin başa alındığını, aslında peygamber zamanında uzun hutbelerin namazdan sonra zikredildiğini söylüyorum. Nitekim de bayram namazını örnek veriyorum. Aynı şekilde de bayram namazı örneği adı altında da rivayetlerdeki bilgileri aktarıyorum. Mebsut'tan da bayram namazının şeyden sonra kılındığına dair bir aktarımda bulunuyorum. Buna karine teşkil edebileceğini söylüyorum. Yani şunu ifade ediyorum. Yani bir hani cuma namazının hutbesi niçin önce de bayram namazının hutbesi sonra? İnsan bunu bir düşünür. Sebebi nedir? Bununla ilgili rivayetlere değiniyorum. Orada hutbenin namazdan sonra olduğuna kadar birçok rivayet var. Bunları niye görmüyorsunuz peki? İşinize geleni alıyorsunuz orada ne? Ondan sonra da hocanın güya ipliğini pazara çıkaracaksınız. Yani ben sizin kadar onları, o rivayetleri tetkik etmemişim de bilmiyorum. Peki Cuma suresinin 11. ayetinde, son ayetinde وَتَرَكُوكَ قَائِمًا diyor. Seni ayaküstü bıraktı gittiler diyor. Gidenler neye gittiler? Kervan geldi diye. Döndüler mi? Geri dönmediler. Peygamber neredeydi? Hutbedeydi. Neydi olay? Namaz bitmişti. Hutbe okunuyordu. Günaydın, günaydın beyler. Ben dersime çalıştım. O yüzden de kalkıp da böyle iftiralarla, tezviratlarla hani adam karalamaya kalkmayın. Bu sizin kimliğinizi, kişiliğinizi ele verir. Ve iftiralara bir Müslüman zaten iftiraya kanmaz. Bakınız, inandığımız kitaptan ben size örnek vereyim. Şuara suresinin 21, 22, 23. ayetlerinde. Ben şeytanların kimlere indiğini, kimlerle irtibat kurduğunu size haber vereyim mi diyor. Ayet. Ve onlar nerede bir iftiracı ve günahkar varsa onlara inerler. Onlarla irtibat kurarlar. Çünkü onlar hep şeytanlara kulak verirler ve onların çoğu da yalancıdır diyor. Bu iftiraların peşine takılanlar, bu da size kapak olsun, buyurun. İnandığınız kitap böyle söylüyor. Nur suresinde Hazreti Ayşe'ye atılan iftira vardır ve bu uzun uzadıya anlatılır. Tabii Nur suresinin tamamını ben burada size zikredemem ama 11. ayetten 21 hatta 24, 25, 26'lara kadar aşağı yukarı bu konu anlatılır.
birkaç tane örnek vereyim. Tamamını okumam mümkün değil. Tamamını anlatmam yani daha doğrusu mümkün değil. 12. ayette ne diyor? Böyle bir iftirayı, haberi duyduğunuz zaman kadın erkek hepiniz hüsnü zan göstererek bu düpedüz bir iftiradır hepinizin demesi gerekmez miydi diyor. Peki bu insan görünümlü varlık böyle bir şey ortaya atarken hiç sizde insaf yok mu? Yani ömrümü ben siyere adamış insanım ya. Nasıl bu kadar böyle rahat iftira atabiliyorsunuz insanlara ya? Bu siz neye inanıyorsunuz Allah aşkına? 15. ayetten bir örnek vereyim size. Nur suresinin. Zira diyor, siz o iftirayı dilinize dolamıştınız. Aslını bilmediğiniz şey hakkında ileri geri konuşup duruyor ve bunu ulu orta konuşulacak basit bir hadise zannediyordunuz. Oysa yaptığınız Allah katında büyük bir vebal diyor. Alın size inandığınız ayetlerden örnek. Bir ayet daha söyleyeyim mi size? Böyle bir şeyi dilinize yani iftirayı dilinize dolamak bize yakışmaz. Bu çok çirkin bir iftiradır demeniz gerekmez miydi diyor. Bakınız iftirayla ilgili uyarılara. Allah bir daha böyle bir günaha karışmamızı kesinlikle yasaklıyor diyor. Bakınız iftiranın peşine teşne olmayın, takılmayın. Bunlar da bu enik sürüsüne söylüyorum ha. Çok biliyorsunuz ya siz. Şeytanın peşinden gitmeyin diyor. Niye? Şeytanlar iftira ederler. O yüzden şeytan kılıklı insan dedim. Ve Kur'an-ı Kerim şeytanı ele alırken biz hep böyle mitolojik varlık zannediyoruz. Şeytan kılıklı insanlar vardır. İnsanlar hakkında tezvirat yaparlar ve itibar suikastçılığı yaparlar ve toplumu yönlendirirler. İşte bunlar. Kim diyor bu şeytan kılıklı insanların peşinden giderse bilsin ki şeytan sürekli çirkinlikleri telkin eder. O yüzden kimin peşinden gittiğinizi biliniz. Surenin 26. ayetinden de bir örnek vereyim. Muhtevasını zikredeyim. Çirkin ve söz ve davranışlar ahlaksız kimselere, ahlaksız kimseler de çirkin söz ve davranışlara yaraşır. Temiz ve iffetli insanlar o iftiracıların attığı iftiralardan uzak kimselerdir diyor ve devamı da vardır. Okumayacağım. Ne olursunuz biraz daha ölçülü, biraz daha imanınızın gereğini yerine getirecek şekilde ifadelere veya işte konulara eğilin veya insanları hedef alırken biraz daha edep, ahlak ve insani değerleri kendinize ilke edinin. Dediğim gibi sevgili dostlarım bu benimle ilgili bir video. Ben sanki 10 dakikaya sığdırırım dedim. Meğerse 22 dakika olmuş. Fazla da zaman geçmiş. Gerçi burada ben yine bilgileri sundum size. Yani bunu sadece bir dedikodu videosu yapmadım. Aynı zamanda iftiralar üzerinden yine bir bilgilendirmede bulunmuş oldum ama yani bu tarz konularla ben hani çok fazla gündem olmak istemiyorum. Bir daha da böyle bir şey umarım çekmek zorunda kalmam ama dediğimiz gibi bu fazlasıyla abartıldığı için en azından bu iftiraların peşine takılanlara bir hani uyarı, ihtar olsun diye konuyu ele aldım. Dinlediğiniz için de teşekkürler ediyorum. Siyerle ilgili konularda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.